Biti? Ya. Ne oldu? Nereye kayboldun? Miti, neden bu kadar korktun söylesene. Ben yanlışlıkla şey... Miti, hapisten neden bu kadar çok korkuyorsun? Hapishanedeki tüm insanlar kötü değildir. Hem ben senin yanındayım şu an, korkma. Hı? Hadi gel. Hı? Hadi. Tip bu kadar çıktı. İçi onu bana verdiğinde daha avuç içi kadar bir şeydi. Yalnızca bir anne bir diğerinin acısını anlayabilir. Hangi anne evladından ayrı kalmayı göze alabilir ki? Bunca yıl gizlendi ama kızı onu buldu. Neden bugün peki? Bana sürekli Miti'yi geçmişimizden uzak tut diyordu. Ama geçmiş Miti'yi gelip buldu. Şimdi ne yapacağız biz? Miti'yi geçmişinden uzak tutamadım, onu koruyamadım ben. Büyük anne. Büyük anne, ben çok büyük bir hata yaptım. Lütfen beni bağışla. Ben çok büyük bir hata yaptım. Hiç farkına varmadan ona her şeyi anlattım. Lütfen beni bağışla. Bu senin hatan değil Kanha. İç camın düşmanı bizzat kendi kaderi. Peki ama neden? Neden hep aynı şey oluyor söylesene. Kim onun mutluluğunu her seferinde ondan koparıyor? Her seferinde. Ama bugün artık sona geldik. Şimdi ne olacağını bilemiyorum. Büyük hanım anne ile kızın arasına fitne tohumları ekti. İççanın fedakarlığı boşa gitti Kanha. Haksız mıyım söylesene. İççanın fedakarlığı boşa gitti. Siz ne zaman geldiniz peki? Aslında yeni geldim. Öğretmen hanımı görmek istedim. Dışarı çıktı. O kendini iyi hissetmiyordu. Doktor da ben de ısrar ettik ama bizi dinlemedi. Kendini iyi hissetmiyordu ama dışarı mı çıktı? Hiçbirimizi dinlemedi.
Bugün insanlar çocukları için oruç tutuyor. Bu yüzden o da mabede gitti. Teşekkür ederim. Ne demek? Miti, sen beni burada bekle. Anneni alıp geleceğim. Hayır. Ben de seninle geleceğim. Şimdi orası çok kalabalıktır. Sen ne yapacaksın orada? Sorun değil. Ben de geleyim, olur mu? Sen annene sürpriz yapmak istemiyor musun? Seni gördüğünde ne kadar çok sevinecek. Miti, sana söz veriyorum. Bugün mutlaka annenle tanışmanı sağlayacağım. İnan bana. Tamam mı? Anlaşıldı mı kızım? Evet Divakar. Evimiz maalesef ipotekli. Onu kurtarmam gerekiyor. Acaba bana biraz yardımda bulunabilir misin? Sorun değil. Seni rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. İyi günler. Divya, çekinme. Hadi gidip Jogi ile bir konuş. Baksana, bu ev elimizden giderse Mukta'nın evlenme şansı kaybolur. Hadi git sen konuş onunla. Seninle bir konuyu konuşmak istiyordum. Evin satışını sakın dert etme Divya. Ben sadece Mukta'yı düşünüp endişeleniyorum. Bunları konuşmamız gerek. Divya, Mukta'nın söylediklerini dikkatle dinledim ben. Sana tüm bunlar olmadan önce ona gerçeği anlatmamız gerektiğini söylüyordum. Ama sen beni durdurdun. Peki seni neden durdurduğumu bilmek ister misin? Doğrusu ben Mukta ve Miti arasında herhangi bir düşmanlık olsun istemiyorum. Peki Miti ne yapıyor? Mukta'nın hayatını çok kötü etkiliyor. Tabii sen bilmiyorsun. Miti ne yapıyor, söyler misin? Aslında Mukta kocaman bir kız oldu. Onun için bazı kararlar alma yaşına geldi diyebiliriz. Artık onun için uygun bir evlilik düşünmeliyiz. Evlilik mi? Evet. Aman Tanrım. Alo. Efendim. Damini? Ne zaman döndün? Ben yeni geldim efendim. Miti her şeyi öğrenmiş. Şimdi bir... Endişelenme Damini. Her şey yoluna girecek. Bundan sonra efendim... Hiçbir şey yoluna girmez. Siz Miti'yi tanımıyorsunuz. Hapisten ve suçlulardan hep nefret ettim. Kim bilir şimdi o İtcha hakkında ne düşünüyordur? Damini, sen de İtcha'da Miti'den gerçeği saklayabilmek için çok çalıştınız. Ama kader başka bir şeyler istiyor. Buna biz ne yapabiliriz ki? Bence hemen İtcha'yı durumdan haberdar et.
Eminim Miti onu bulmaya çalışacaktır. Peki efendim. Büyük anne. Miti'nin nerede olduğunu öğrendik. Satara da hapishaneye ulaşmış. Az önce baş gardiyanla konuştum. Meğer oraya gitmiş. Damini. Damini. Mıkı mıkı. Yine mi aynı şeyleri düşünüyorsun? Yine mi? Başka ne yapabilirim? Nasıl unutabilirim? Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Sen de gördün. Miti kafasını amanın omzuna dayamış sarmaş dolaş oturuyorlardı. Ve ben de aptal gibi amanın beni sevdiğini düşünüyordum. Onun omzuna ancak ben başımı koyabilirim diye düşünüyordum. Tam bir salak gibi. Amanın beni sevdiğini sanıyordum. Tam bir aptal gibi. Bana hediyeler yolladığını hayal ederdim. Ayaklarıma güller dökeceğini, romantik mesajlar atacağını hayal ederdim. Ama aman Miti ile zaman geçiriyor. O kendini ne sanıyor söyler misin? Hayatında hiç araba görmediğimi mi sanıyor? O benim büyük annemin ve büyük babamın kim olduğunun farkında değil mi acaba? Annemin fotoğraflarını görsen şaşırırsın. Hepsinde de bir sürü takıyla süslenmiş. Ve o aman kendini ne sanıyor? Aslında beni ne sanıyor? Yol kenarında dondurma yemek bile beni mutlu edebilirdi. Oraya gidip beraber dondurma yediğimizi hayal etmek bile beni mutlu etmeye yetiyordu. Ne hayaller kurmuştum. Ben onun sandığı gibi para peşinde koşan biri olmadım hiç. Ben sadece onunla güzel vakit geçirmek istedim. Biliyor musun? Onunla sadece 2 dakika bile güzel vakit geçirmek benim için her şeye bedeldi. Aman'dan başka hiçbir şey istememiştim. Sadece yanımda olmasını istedim. Sadece benimle olmasını istemiştim. Ama o ne yaptı? Gidip o Miti'yi tercih etti. Ben ondan hiçbir şey istememiştim. त्रिभुवन जन्मो है अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे धर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता
jag karta jag harta jag karta. Shiv Omkara Har 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 Shiv Omkara. Brahma Vishnu Sadashiva Vidhana. Jai Shiv Omkara Har 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 Shiv Omkara. Brahma Vishnu Sadashiva Vidhana. Ekanand Chatanand Panchanand Raje. Hansanand Garudasan Vishwa Hansaje. Do Bhuj Char Chatur Bhuj Das Bhuj Te Sohe. Tino Roop Nikarta Tribhuvan Janmohe. अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक शुद्धादिक संगे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता. Bir sana ne oldu? Sen iyi misin? Öğretmen hanım sen... Sana birdenbire ne oldu? Hiç bilmiyorum. Birden başım döndü galiba. Sen burada biraz otur ve dinlen. Ben sana su getireyim. Al, iç hemen. Teşekkür ederim. Kendini iyi hissediyor musun? Daha iyiyim. Birdenbire sana ne oldu? Bilmiyorum. Aniden başım döndü galiba. Ben o tarafa bakıyordum. Oyunlar oynanmaya başlamıştı. Müzik sesleri geliyordu. Birden bir ses duydum. İnsanların yüzü bulanıklaştı. Kendimi çok garip hissettim. Sanki sonra sudan bir kadının... Onun çıktığını gördüm ve sudan çıkıp yürüyüşünü. Ben sanki daha önce bunu görmüş gibiydim. Bu sanki benim daha önce gördüğüm bir şeydi. Kendimi hatırlamaya zorladım ama o sıra başım dönmeye başladı. Neyse. Sen kendini çok zorlama. Bu kadar çok düşünmek hiç iyi değildir. Bunu unutma. Dinlenmelisin. Gel seni bir doktora gösterelim. Öğretmen hanım, senin sağlığın benimkinden çok daha kötü. Gardiyanlar bana böyle söyledi. Hapishaneye mi gittiğini söylüyorsun? Evet öğretmen hanım. Oraya gittiğimde sağlığının iyi olmadığını öğrendim. Ve ben de buraya geldim. Ben mi? Benim bir şeyim yok.
Ben gayet iyiyim. Senin kendine çok iyi bakman gerekiyor. Şimdi beni bırak lütfen. Seni bir doktora gösterelim. Hadi gidelim artık. Hayır öğretmen hanım. Benim yapmam gereken daha acil bir işim var. Bence senin geri dönmen lazım. Oraya döndüğünde seni bir sürprizin beklediğini göreceksin zaten. Bu haldeyken sürprizden mi bahsediyorsun? Ne sürprizi bu? Hem sen buraya nasıl geldin? Bana lütfen söyler misin? Beni buraya kadar getirdi. Belki de kaderim seni biriyle tanıştırmamı istiyordur. Tabii sen hiçbir şey anlamadın. Eğer kafandaki sorulara cevap arıyorsan benimle gelmen lazım. Gel hadi kalkalım buradan. Hadi gel. Öğretmen hanım, bu taksi seni kaldığın yere kadar götürecek, merak etme. Ama sen iyi misin? Ben gerçekten çok iyiyim şu an. Sen artık git, tamam mı? Seni bekleyen var. Beni kim bekliyor ki? Öğretmen hanım, seni kimin beklediğini söylersem o zaman sürpriz bozulmuş olur. Siz bir an önce gidin. Şoför bey, öğretmen hanımı istediği yere bırakın. Acaba şey... sen de benimle gelsen? Hayır, olmaz öğretmen hanım. Bazı anlar gerçekten çok özeldir. Ve böyle anlar kişiye özel kalmak zorundadır. Kimsenin meraklı gözleri o anlarda bir insanı rahatsız etmemeli. Sen şimdi git hadi. Kendine çok dikkat et, olur mu? Ben iyiyim gerçekten, hadi. Bazen bir yabancı bile insana ne kadar ilgili davranabiliyor. Amala, sana süt getirdim. İçer misin? Süt mü getirdin? Eğer bu sütü içmezsem ölecek gibi hissediyorum. Ama eğer ben ölürsem sonra evlatlarım için kim oruç tutacak? Gelecek yıl söz anne, söz oruç tutacağım. Şimdi hemencecik sütümü içeyim. Sonra evlatlarım için dua ederim. Anne, dediğim gibi sütümü içeyim. Sonra dua edeceğim. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam mı anneciğim? Sonunda neyse ki kendimi biraz olsun iyi hissediyorum. Sanki şu ana kadar orucunu doğru düzgün tutmuşsun gibi. Tabii tutuyordum, siz ne sanıyorsunuz? Eğer ben orucumu doğru düzgün tutmasaydım... Oğlum merdivenlerden inerken düşer bir yerini sakatlardı. Benim dualarım, oruçlarım onu koruyor. Bırak şimdi bu lafları. Senin orucunun gücünü gördük işte. Bu çocukları başka bir şey koruyor. Başka birinin duaları. Sen her şeyi biliyorsun. Benim göremediklerimi de biliyorsun. Guvanti teyzemin saklamaya çalıştığı gerçekleri bile biliyorsun. Ama içimden bir ses, iç yanın gölgesinin bu evde dolaştığını söylüyor. Acaba ne sürprizinden bahsediyor? Beni kim bekliyor olabilir ki? Acaba annem mi geldi? Ama annem sadece belli günlerde geliyor. Acaba kim gelmiş olabilir?
Ama burada hiç kimse yok ki. Bu nasıl bir... nasıl bir sürpriz? Bakar mısınız öğretmen hanım? 65 numaradaki kadın mahkum yine birine saldırdı. Tamam, hemen geliyorum. Buraya annemi aramaya geldim. Ama bu çevrede, bu ortamda nasıl bir halde yaşıyor kim bilir? Nerede acaba? Yaklaşmayın bana! Size söylüyorum, beni bırakın! Bırakın beni! Gidin buradan! Yaklaşmayın! Gidin! Size söylüyorum, beni rahat bırakın! Gidin, gidin buradan! Gidin! Bırakın beni yoksa kafanızı kırarım! Gidin! Beni gidin. Dinle! Gidin dedim, Suman. Gidin! Suman! Lütfen beni dinle! Bırak beni, bırak! Yoksa seni çok kötü yaparım! Beni biraz dinler misin? Çekil! Sakin ne? Ol. Neden? Bak, bir neden? Şey duymak istemiyorum, kadar tamam. Kadar sinirleniyorsun, söyle. Git buradan. Suman, beni git, dinler misin? Git, git dedim sana. Bırak o elindekini. Buradaki kimse sana zarar vermeyecek. Hayır. Bak, ben buradayım. Ben buradayım. Bir şey duymak ödedeyim istemiyorum. Mi? Git dedim. Sen hala İtcha ile görüşmedin mi? O az önce buradaydı. 65 numaralı hücrenin orada olması gerekiyor. Oraya bakabilirsin. Beni dinlemeyecek misin? Bir kez bile söyleyeceklerimi dinlemeyecek misin? Ne? Bak, bir şey duymak istemiyorum, tamam mı? Hayır. Suman, lütfen böyle yapma. Beni bir kez dinle lütfen, sonra gideceğim. Kimse sana dokunmayacak. Hayır. Beni rahat bırakın. Tamam, buraya tamam. Geldiğinden biz beri bize çok sorun yarattı bu kadın. Suman, lütfen ağlama. Tamam mı? Biz seninleyiz. Ve hepimiz aynı durumdayız. Bu insanların ne suçu var? Yaptığımız hataların cezasını çekmek için buradayız. Kendini fazla üzme. Bana söz ver. Artık öfkeni yeneceksin. Ne zaman sinirlendiğini hissetsen, ne zaman yalnız hissetsen beni çağıracağına söz vermeni istiyorum. Ben hemen geleceğim. Bizimle geçireceği zaman belli Suman. Bir yaşama hakkımız var. Ve Tanrı bunu birlikte yaşamamızı istiyor. Değişmemizi istiyor Suman. Bak, ben seninleyim. Artık lütfen daha fazla üzülme. Bana söz ver. Ağlamayacaksın. Ben şimdi gidiyorum. Kendine dikkat et lütfen.
Geri döndüğünde seni kocaman bir sürpriz bekliyor olacak. Belki de kaderimde seni birisiyle buluşturmak vardır. Dokunma bana. Sadece senden. Nefret etmiyorum. Tüm suçlulardan nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Ben İtça'yı bildim bileli her zaman çok iyi bir kız olmuştur. Hiç bencil değildir. Herkesin iyiliğini düşünür o. Ama herkes onun ne kadar insancıl olduğunu asla anlayamıyor oğlum.
Alo. Baba merhaba. Bir oğlum. Oğlum neredesin? Veer mi arıyor? Bana ver. Oğlum. Neredesin? Anne sen misin? Hemen eve dön. Ne olur oğlum bak. Bugün senin için oruç tutuyorum. Anne ben zaten eve dönüyorum. Yoldayım şu an. Bugünlerde ortadan çok kayboluyorsun. Nereye gidiyorsun? Kimseye de bir şey söylemiyorsun. Seni çok merak ediyorum. Bana doğruyu söyle. Anne ben Satara'dan dönüyorum. Satara'dan mı? Anne, Yuvraç'ın davranışlarında bir değişiklik vardı. Bunların hepsi öğretmen hanımın sayesinde. Ve ben de ona buraya teşekkür etmeye geldim. Oğlum, sen gerçekten delisin. Yuvraç'ın davranışları değişti çünkü ben onunla konuştum. Sen ona sevgi dolu yaklaştın. Yuvraç'ın davranışları herhangi biri istediği için değişmedi oğlum. O kimse için değişebilecek bir çocuk değil. Her neyse sen bir eve gel de. Amala kendini iyi hissetmiyor. Evet. Ben çok ama çok hastayım. Tamam anne. Hemen eve dönüyorum ben. Biliyor musun? Tüm suçlulardan nefret ediyorum. Annen hayatta. Ellerinde bir başkasının kanı var. Annene çok kızgınsın Miti. Çok öfkelisin. Miti. Gözlerinde benim için yaş var. Neden peki? Söyle. Benimle ne bağın var ki senin? Beni dünyaya getirdin ve öldün. Ama hayattaymışsın. Buradaymışsın. Bu gerçeği öğrenmek 18 yılımı aldı. 18 yılımı. Neden gözlerini benden kaçırıyorsun? Gözümün içine bak. Gözünden akan yaşlarda başka ne gerçekler saklanmış görmek istiyorum. Söylesene. Cevap ver bana. Neden bu kadar sessizsin? Bana cevap ver diyorum. Sana bir soru soruyorum merhum İtça Barty. Bu gerçek ismin ne? Ben bu isme çok alışığım. Çocukluğumdan bugüne kadar bunu çok duydum. Her yerde merhum İtça Barty ismini duyarak büyüdüm. Bana bak, doğruyu söylemem gerekirse bu ismimi gerçekten çok severim.
Miti. Aslında herkesin isminden farklı olduğu için kendi ismimi çok severim. Söylesene, ismimi sen mi seçtin? Bu ismi kim seçti? Bu soruları anneme sormam gerekiyordu. Ama annem ölüydü. Bana cevap ver. Kızım beni dinle. Hayır. Bana kızım deme. Bir daha söyleme. Benim de anne dememi sakın bekleme. Bu hayatta sana asla anne demeyeceğim. Hiçbir zaman. Bunu aklından çıkarma. Bunca yıl sonra kavuşuyoruz ama ağzından kötü sözler çıkıyor. Kızım, sana bana kızım deme demedim mi? Bunu duymak istemiyorum. Daha küçük bir çocuktum. 8 yaşındaydım. Okula gidiyordum. Yağmur yağdığında başka anneler ellerinde şemsiyeyle hemen gelirlerdi. Ben kendimi okumaya verirdim. Akşamları anneanneme ağlardım. Anneannem de bana hikayeler anlatırdı. Ben de hayallere dalardım. Orada annemi arardım. Annemin anneannemi aradığını hayal ederdim. Hayallerim bitmesin diye uykuya dalmak istemezdim. Annemin ismi ne olabilirdi? Ona nasıl seslenecektim? Yıllarca bir annem olsa ona nasıl seslenebilirim diye düşünüp durdum. Ama hayaller kurarken bile içten içe annemin ölmüş olduğu gerçeğini hissederdim. Annem ölüydü, değil mi? Evet, annem ölüydü. Ve ben bunu kabullenmek zorundaydım. Ve böyle yaşamak gerçekten benim için çok zordu. Annemin öldüğünü düşünüyordum. Bir hapishanede olduğunu aklıma bile getirmedim. Hapishanede olabileceğini hiç düşünmedim. Neden? Bana bunu neden yaptın? Neden benden böyle bir gerçeği sakladın? Neden olacak? Ellerinde başka birinin kanı vardı, değil mi? Bana cevap ver Bayan İçabarti. Bugün buraya seninle tanışmak için gelmedim. Sana sarılmak için de gelmedim. Bugün sana kavuşmaya gelmedim. Bugün buradayım çünkü senden cevap istiyorum. Her şeyin cevabını istiyorum, her şeyin. Bana söylemelisin. Al. Bu fotoğraf ne? Buradaki sensin değil mi? Bu senin yüzün, öyle değil mi? Neyi saklamak istiyordun?
bir suçlu olduğunu mu? Bu yüzden mi ömür boyu hapis cezası aldın? Bana cevap vereceksin. Sana bir şey soruyorum. Hangi sebepten kızından ayrı düştün? Neden öldüğünü söyledin? Bana gerçeği anlat. Sadece gerçeği. Hapishanenin bu duvarları arasında beni düşündüğün tek bir gün oldu mu? Bana cevap ver hemen. Seni her zaman düşünüyordum. Yalan! Yine yalan söylüyorsun bana. Ben Mithy Barty, sana bugün gerçekleri anlatacağım. Sen bir katilsin, bir suçlusun, bir korkaksın, yalancının tekisin. Sen sadece bir katilsin ve hayatın bundan ibaret. Bugün senin yüzünden hayatındaki en iyi arkadaşımı kaybettim ben. Çünkü sen arkadaşım Mukta'nın ve annesinin hayatını mahvettin. Mukta. Kızım Mukta mı? Evet Muku. Muku'yu gerçekten çok zor durumda bıraktım ve çok üzgünüm. Onun arkadaş olduğum için mutluydum. Dostluğumuz daha yeni başlamıştı ama senin geçmişin bizim aramıza girdi. Niçin Mukta'nın annesini sevdiği her şeyden ayırdın? O zavallı kadına bunu neden yaptın? Bana cevap ver. Burada yaşadığını benden bir katilin kızı olduğum gerçeğini öğrenmeyeyim diye mi sakladın? Hayır canım. Ben sadece geçmişimin gölgesinin bile senin hayatının üstüne düşmesini istemedim. Ama işte geçmişin önüme çıktı. Değil mi? Bugün de geçmiş önümüzde. Söyler misin? Kanın damarlarımda akarken ben nasıl geçmişinden kurtulurum? Alnıma annemin bir katil olduğu yazılmış. Öyle değil mi? Ama sonunda gerçeği duyabileceğim. Neden birini öldürdün? Bunu para için mi yaptın? Para için mi? Para istedin, öyle değil mi? Ha? Bunun için birini öldürdün. Evet. Kesinlikle. Çok para gözünü döndürdü. Ha? Öyle değil mi? Bana cevap ver. Sana soru soruyorum, cevap ver bana. Neden birini öldürdün? Neden? Tüm bunları neden yaptın? Neden benden 18 yıl gerçeği sakladınız? Neden? Abimi, yengemi, anneannemi yalanına ortak ettin? Neden herkes bana yıllardır yalan söylüyor? Neden benden gerçeği sakladınız? Bana cevap ver, merhum Mithy Barty! Anne. Anneanne, sen... Demek gerçeği duymak istiyorsun, öyle mi? Demek kızım İhcan'ın hayatını, gerçeklerini öğrenmek istiyorsun. Sorularına cevap almak istiyorsun. Tüm sorularına ben cevap vereceğim Mithy. Demek gerçeği istiyorsun. Gerçeği. Ha? Gerçeği mi?
Peki nelere göğüs gerdiğini, nelere katlandığını duymaya gücün var mı? Dur anneciğim lütfen. Sessiz ol. Hayır İhtiyar. Bugün olmaz. Bugün beni durduramazsın. Bugün artık gerçeği anlatacağım kızım. Sadece gerçeği. Hayır anne lütfen. Lütfen beni dinle. Çocuğuma hiçbir şey anlatma. İhtiyar. Biz uzun yıllar... Gerçeği sakladık, öyle değil mi? Hep beraber. Hep beraber gizledik. Miti daha iyi bir hayata sahip olsun diye, değil mi? Ama bak, bak bugün seninle nasıl konuşuyor. Birileri ona yalan yanlış şeyleri anlatıyor. Ve o da hemen annesini yargılamaya başlıyor. Ha? Sen nasıl annenle bu şekilde konuşabilirsin? Bugün söylediklerime şaşırıyorsun. Ama anneanne bana... Annemin öldüğünü sen söylemedin mi? Peki neden bana daha önce... Bu kadınla ilgili gerçeği anlatmadın? Biz suçlunun kızı olduğumu öğrenmemi istemedin, değil mi? Katilin kızı olduğumu gizledin. Yeter! Yeter Miti. Yeter. Bir kelime bile etme. Ama neden anneanne? Neden? Bana anneanne deme. Sen bu kadına anne demeye utanıyorsan... O zaman bana da anneanne demeye utanman lazım. Çünkü ben onun annesiyim. Niçin utanç duyuyorsun? Neden utanıyorsun tatlım? Sırf biri sana annenin eline kan bulaştığını söyledi diye mi utandın? Ben İhtiyar'ın annesiyim. Ve onunla gurur duyuyorum kızım. Evet. O Damini'nin kızı. O bir hizmetçinin kızı. Ve ben onunla gurur duyuyorum Miti. Sen bu hayatta daha ne gördün ki? Ha? Bilmediklerin yüzünden bu denli üzüldün ve annenden nefret ettin. Peki annenin yarasının ne kadar derin olduğu hakkında bir fikrin var mı? Ha Miti? Utandığın şeyi neden yaptığını düşündün mü? Neden bunu yapmak zorunda kaldığını? Annenin yarasını gördün mü kızım? Onun acısını hiç hissettin mi? Sebeplerini neden düşünmüyorsun Miti? Görmüyor musun halini? Onu anlayacak, yaralarına bakacak cesaretin var mı? Bunu neden yapmış? Neden buna mecbur kalmış? Bunları hiç düşündün mü? Söylesene Mit. Ha? Nedeni her neyse, bunu düşünmek istemiyorum. Duymak da istemiyorum anneanne. O sadece bir katil, bunu biliyorum. Evet. Evet, evet Mit. Benim kızım bir katil. O birini öldürdü. Avinash gibi kötü bir adamı öldürerek onun elinden senin abini kurtardım. Anne lütfen yeter. Evet Miti. Annem beni kurtarmak için amcamın hayatını aldı. Kanan. Bana söz vermişti, yeter. Bir kelime daha etme. Miti,
Sen artık 18 yaşındasın. Şimdiye kadar her istediğini aldın değil mi? Her istediğin yerine getirildi, doğru mu? Bugüne kadar ben ve abin sen ne istediysen yaptık. Öyle değil mi? Çünkü annen bizden her istediğinin yerine getirilmesini istedi. Ve kimseden bir şey almadı o. Neden biliyor musun? Çünkü o hep veren taraf oldu. Seni bile bana verdi kızım. Ve o... hapisteki ilk yılında sen doğduğunda kalbine taş bastı. Seni bana verdi. Bunu yapmak zorundaydı kızım. Başka çaresi yoktu. Her şey sırf senin içindi tatlım. Sırf senin geleceğin için senden vazgeçtim. Bu bir anne için ne kadar zor bir şeydir, bunu anlayamaz. Annesinin bir suçlu olduğunu asla öğrenmemeli. Senin annen işte böyle biri. Annen ne bir suçlu ne de kötü bir insan. O sadece... çok kötü bir adamın... çok kötü bir adamın canını aldı. Sırf bir çocuğun hayatını kurtarmak için. Bunu yapmak zorundaydı o. Çünkü senin abinin hayatı söz konusuydu. Hepsi bu. Ben sadece bunu bilirim kızım. Ama ben tek kızıyım. Beni doğar doğmaz terk etmedi mi? Metin. Terk mi etti? Seni nereye bıraktı? Söylesene, yetimhaneye mi bıraktı seni? Sen ne diyorsun böyle Metin? O ne yapabilirdi ki? Seni hapishanenin dört duvarı arasında mı büyütecekti? O seni annesine emanet etti. Annenin acısını anlıyorsun, öyle değil mi Metin? Kalbinden bir parçadan 18 yıl ayrı kaldın. Çocuğunun sevgisinden 18 yıl mahrum kaldı. Tam 18 yıl. Böylece kızına yeni bir hayat verebilecekti. Onun tek amacı senin mutlu olmandı. Elinden geleni yaptı o da bu konuda. Her şeyi denedi, anlamıyor musun? Senin için kendini feda etti o. Böylece annenin birini öldürdüğünü, senin çevrenin öğrenmesini engelledi senin için. O kendini geri çekti ve sana yeni bir hayat vermiş oldu. Hakim onun suçsuz olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı için onun suçlu olduğuna karar verdi. Ama ben onun annesi olarak, onun her anında yanında bulunmuş biri olarak onun suçsuz olduğunu söylüyorum. O hep suçsuzdu ve öyle kalacak. Ayça'm. Ayça'm. Şimdi sen bana inanmıyorsun, öyle değil mi? Mukta ve büyük anneye inanıyorsun. Değil mi Miti? Mukta. O annenin onun için ne yaptığını biliyor musun? Hayır anne. Mukta'nın annesi Tapasya ve İhça çok iyi arkadaştılar. Bu kızın annesi, annenin tüm mutluluğunu, her şeyini elinden aldı. Her şeyini, sevgisini bile elinden aldı onun.
Ama annen Tapasya'nın elinden hiçbir şey almadı. O... Dur lütfen. Lütfen. Lütfen anne, sana yalvarıyorum. Ama... Beni seviyorsan lütfen dur anne. Hayır. Çocuğuma bütün hayatımın gerçeğini anlatmak istemiyorum. Hayır İtça. O masum. Anlatmaman gerekiyor. Hayır. Böyle söyleme. Sana yalvarıyorum. Lütfen anne. Kızımı beni bir suçlu olarak gördüğünü çok iyi biliyorum anne. Hayır. Hayır Miti. Miti bak, bugün bile annen geçmişinden etkilenmeni istemiyor, gördün mü? Seni düşünüyor. Beni dinle, beni dinle. Annen Tapasya'nın elinden hiçbir şey almadı tatlım. Sana doğruyu söylüyorum. Ben biliyorum. O büyük hanım ellerine bir avuç çamur aldı. Senden gelip o çamurla anneni suçlamanı istiyor, bunu biliyorum. Kızımın ayağındaki toz bile ondan daha değerlidir. Lütfen, lütfen bunu biraz düşün Miti. Bak, bak abine. Annen onu kendi doğurmadı değil mi? Ama bak, abin annene ne kadar saygı duyuyor. Neden? Sence neden? Bunu hiç düşündün mü? Hayır, düşünmedim. Ve hiç de düşünmek istemedim. Düşünmek istemiyorum. Anne. Ben yalnızca... annemin bir katil olduğunu biliyorum. Ve ben tüm toplumun nefret ettiği bir katilin... kızıyım. Hepsi bu kadar. Miti. Sen daha küçüksün. Henüz çok gençsin. Bazen olaylar senin hayatını mahvedebilir. Sen daha hayatın kötü tarafını görmedin. Sen hep anneannenin sözünü dinlersin değil mi? Şimdi sana ben söylüyorum. Ben sana annenin bir melek kadar masum olduğunu söylüyorum. Bir melek kadar. Benim kızım diye söylemiyorum. Ona sor. Annenin yüzüne bak. Ona bir kere sarıl. O 18 yıldan beri bu anı bekliyor. Lütfen kızım. Sen benim torunumsun değil mi? Sen hep benim sözümü dinlersin değil mi? Hadi. Gel. Gel annenden af dile. Gel. Annenden özür dile kızım. Hadi gel canım kızım. Annesini üzen bir çocuk nasıl mutlu olabilir? Eğer söylediklerin doğruysa... neden bunca yıl benden gerçekleri sakladınız anneanne? Annem olmadan büyümek ne kadar zordu biliyor musun? Onu annem olarak görmüyorum. Ve hiçbir zamanda görmeyeceğim. Bunu yapmamı sakın beklemeyin. Bu kadına anne demeye dilim varmıyor. Ben bu kadından nefret ediyorum. O benim annem olamaz. O buna değmez. O buna asla değmez.
Bu kadından nefret ediyorum ben, nefret! Nefret ediyorum! Onu sevmemi sakın beklemeyin! O benim sevgimi asla hak etmiyor. Bunu kabul edin. Hiçbir zaman da hak etmeyecek. Buna değmezsin. Miti! 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 Anne ile kızın arası nasıl bu kadar kötü oldu? Kızımın mı, torunumun mu gözyaşlarını sileceğim? Ben ne yapacağım? Tanrım yardım et bize. Alo, Muhta? Sana beni arama demiştim. Beni bir daha arama aman. Ama Muhta, ben ne yaptım da beni böyle cezalandırıyorsun? Öyle mi? Demek seni cezalandırıyorum. Sen beni cezalandırıyorsun aman. Sen beni değil, Miti'yi seviyorsun. Sürekli onunla ilgileniyorsun aman. Benim senin için hiçbir önemim yok. Muhta, sadece Miti'ye yardım ettiğimi söylemiştim. Yardıma ihtiyacı vardı, biliyorsun bunu. Bir saniye aman. Madem Miti'yle bu kadar ilgileniyordun, neden hediyeleri onun yerine bana yolladın? Söylesene, neden yaptın bunu? Hediyeler mi? Ne hediyeleri? Bana numara yapma ama. Muhta, doğru söylüyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne hediyesinden bahsediyorsun sen? Sana sadece bir kart ve gül almıştım. Onu da sana ben vermiştim. Peki ama elbise ve saat? Ne elbisesi? Ne saati? İnan bana, hiçbir şey bilmiyorum ben Muhta. Alo? Eğer hediyeleri aman göndermediyse kim gönderdi? Size bir hediye getirdim. Akşam görüşürüz. Hey Mıkı Mıkı, Aman'la kahve içmeye gidiyorsun değil mi? Evet öyle ama sen... O zaman ben de seni bırakırım diyordum. Okulda çok daha farklı biriydin. Birden nasıl bu kadar değişebildin? Beni biri değiştirdi. Yuvi. Yuvi, bu hediyeleri sen aldın bana. Siz oruç tutuyorsunuz ama biz karnımızı doyurmak zorundayız. Gelenek böyle tatlım. Ben anne ve baban için oruç tutuyorum. Hey, ne oldu? Ay, bana bir şeyler oluyor. Başım döndü. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Dün de bir şey yememiştim. Senin için oruç tutuyorum. Benim oğlum uzun yaşasın diye oruç tutuyorum. Ah, çok kötü oldum. Bak, benim için oruç tutmana hiç gerek yok. Lütfen. Hemen biraz meyve yer misin? Evet. Hayır, hayır olmaz. O bugün bir şey yiyemez. Evet oğlum. Annem söylediğinde çok haklı. Sen benim için oruç tutuyorsun, öyle değil mi? Ben de sana yiyebilirsin diyorum. Peki oğlum. Bir dakika. Bekle lütfen. Senin için dua edeyim canım. Açlığın hemen kaybolur. Ama ben Yuvi'nin öz annesi değilim ki. Ama öz annesiymiş gibi tüm gün bir şey yemedim ve oruç tuttum. Öyle değil mi? Söylesene anne. Bak anne. Bir daha annem olmadığını sakın söyleme, tamam mı? Çünkü öz annem çok uzaklara kaçtı. Şimdi nerede veya nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve zaten hiç umurumda da değil. Ondan hayatım boyunca nefret ettim. Ve yaşadığım sürece de edeceğim. Anne sen,
Benim için oruç tutuyorsun, öyle değil mi? Sen benim gerçek annemsin. Yalnız sen. Sadece sen. Bir dakika Yuraç. Belki de artık annen hakkındaki gerçekleri öğrenme vaktin gelmiştir oğlum. Melek kadar masum annenden nasıl nefret edebilirsin? Neden çocuğun canını sıkıyorsun? Onu rahat bıraksana biraz. Bırak gitsin ne olur. Oğlum, sen odana gidebilirsin. Ben sana bir şeyler getiririm. Guvanti. Sakın beni durdurmaya çalışma, duydun mu? Torunumla hemen konuşmak istiyorum. Şimdi. Nokta. Sen. Merhaba. Merhaba. Bu ne sürpriz böyle? Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, elbette. Yuya oğlum. Seni kim görmeye geldi? Şey dedi, o... Bizim üniversitede. Bizim okulda okuyor. Gel, gel kızım. Gel. Babaanne, bu Muku. Yani Mukta demek istedim. Mukta, bu da büyük anne. Ve bu büyük babam, bu da dedem. Siz bu evin en büyüğüsünüz, değil mi? Hayır, hayır, gerek yok. Çok yaşa kızım. Yuvi'nin böyle senin gibi arkadaşları olduğu için çok mutluyum. Ben de Yuvi'nin üvey annesiyim. Öyle mi? Hayır hayır, sen ne yapıyorsun güzel kızım? Baksana, ben o kadar yaşlı değilim ki. Öyle mi görünüyorum yoksa? Merhaba. Böyle ayakta mı duracaksınız? İçeri davet etsene. Evet evet, içeri gelsenize. Ben Yuvi ile biraz konuşmaya gelmiştim. Konuşmamız bitince gideceğim. Bundele ailesinin evine ilk kez geldin. Biz misafirimizi ağırlamadan kesinlikle onları göndermeyiz. Adetimiz böyle. Evet, gidemezsin. Hadi gel. Hadi. Hadi Muku Muku. Gel. Din parişan hai.
रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी। Annen ne zaman senden bahsetse yüzünde çiçekler açardı. क्या तमाशा है, कब से जारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। Onu annem olarak görmüyorum. O kadına asla anne demeyeceğim ben. Küçücük bir olay bile arkadaşların arasını açabilir ve onun için gözyaşı dökersin. Seninle uzun zaman sonra tanıştık. Ve benimle böyle mi konuşuyorsun? Seni ağlarken görmeye dayanamıyorum Miti. Dayanamıyorum. Lütfen abi. Benden içeri gitmemi sakın isteme. İçeri gitmeyeceğim. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Çocukluğundan beri ne zaman ağlasan gözyaşlarını ben ve büyük annem sildi Miti. Peki annemin gözyaşlarını kim silecek söylesene. Onları kim silecek? O benim annem değil. Ve söylemiştim, onu asla annem olarak görmüyorum. Miti! Miti! Onca fedakarlığına rağmen annemden nefret ediyor. Oysa hiçbir anne bizim annemiz kadar, onun kadar iyi olamaz. Asla. İçe... Burada ne yapıyorsun annem?
Metin'in yanında olmalısın şimdi. Kanha. Metin'in yanında Kanha var. Miti daha bir çocuk anne. O çok masum. Onun aklında bir sürü soru olabileceğini hiçbir zaman düşünmedik. Senin onunla nasıl ilgilenebildiğini anlayamıyorum. İcha. Sadece Meti ile ilgilenmeyeceğim. Seninle de ilgileneceğim. Bana ihtiyacın var değil mi? Ha? Ne önemi var ki anne? Ne bugünüm ne de yarınım var. Sadece geçmişim var. Hepsi bu kadar. Başka bir şeyim yok. Neden? Neden geleceğin yok? Senin hayatın yok mu? Bugüne kadar sen hep başkaları için yaşadın kızım. Bugün bile sen her ne yaptıysan Miti için yaptın. Her anne yapardı bunu. Senin gibi hissediyorum anne. Ama senin gibi olamadım, olamadım. Çocuklarım için Tanrı'ya dua ediyorum. Onlar için oruç tuttum. Ama Tanrı beni hala sınıyor anne. Tüm bunlar ne zaman bitecek bilmiyorum ve çok yoruldum. Benim çocuklarımın sıkıntıya düşmelerini asla istemiyorum. Her şeyin artık daha iyi olmasını istiyorum anne. Dayanacak gücüm hiç kalmadı. Biz sizi hiç tanımadık. Arkadaşından daha önce hiç bahsetmemişti. Biz Yuvi ile daha yeni arkadaş olduk efendim. Yuvi'nin değişiminin arkasında acaba bu kız mı var? Şöyle koyun. Buraya bırakın. Hadi bakalım. Atıştırmalıklardan biraz al. Yesene. Bak orada kuru yemiş var. Burada meyve var. Hadi ye biraz. Enerjini toplaman gerekiyor. Misafirsin sen. Hadi yesene. Hadi ye. Anne meyveye meyve der. Evet evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bu tatlıyı ben yaptım. Tereyağlıdır. Hem de çok doğal bir tereyağı. Oğlum tereyağını çok sever. Ona hep öyle şeyler yapıyorum. O tereyağlı yemekleri çok sever. Zamanla sen de göreceksin. Bayılır öyle yemekleri. Evet. Zeytinyağı. Hangisinden istersen ye. Çekinme kızım. Lütfen buyur. Çok teşekkür ederim. Sizin evde büyükler ye dediğinde onları böyle mi reddediyorsun? Aslında bizim evde de büyük annem bana sürekli ısrar ediyor yemek yemem konusunda. Büyük annenin evinde mi yaşıyorsun? Evet. Evet mi? Ama neden? Ailenle birlikte aynı evde kalmıyor musun sen? Onlar neredeler?
Hayır. Peki. Amala. Tatlım. Lütfen sorunlarınla misafirimizi bunaltma. Ben bilmeden bir kusur mu işledim? Ben çok özür dilerim. Hayır, özür dilemenize gerek yok. Eğer elimden tatlı yersen beni affettiğini düşüneceğim, hadi ye bakalım. Hadi beni kırma, ye bir tane. Teşekkür ederim. Buraya ilk gelişim olmasına rağmen herkes bana çok iyi davranıyor. Çok güzel olmuş. Mıkı mıkı. Niçin geldiğini hala söylemedin. Yovi, arkadaşının evine gitmesi için bir sebep mi olması gerek? Hem gitmek için bir sebep ararsan o zaman o... senin nasıl arkadaşın olabilir ki? Annem. Ben seninle gelemem. Lütfen beni anlamaya çalış. Metin'in ne kadar öfkeli olduğunu gördüm. Hayır. Burada kalmayacaksın. Gerçeği Miti'den saklamak istemiştin. Ama şimdi o her şeyi biliyor. Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Belki de onun nefreti de zamanla azalır kızım. Uzaklıkla bir ilgisi yok anne. Benim sınırım burası. Ben burada iyiyim. Eğer hep kızımın yanında olursam onun acısı daha da büyür. Kızımın gözlerinde nefret görmeye dayanamam anne. Belki biraz zamana ihtiyacı vardı. Peki ya sen? Senin acın içe. Ben iyiyim anne. Çok geç oldu. Benim gitmem gerekiyor artık. Peki. Ama sonra mutlaka tekrar gel. Tabii. Getirdim. Al bunu tatlım. Misafirimizi eli boş göndermeyiz. Hayır, lütfen büyük anne. Buna gerçekten gerek yok. Büyük babam büyüklerimden sadece dualarını almam gerektiğini söyler hep. Bunu da bir hayır duası olarak gör. Yuvi, evine bırakacak mısın? Evet. Hadi. Görüşürüz tatlım. Hoşça kal. Tekrar gel lütfen. Hoşça kal. Hoşça kalın. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de öyle. Miti, bir şeyler ye. Hayır, aç değilim. Yemeyeceğim. Aç değilsen az ye o zaman Miti. Bir şey yemek istemiyorum lütfen. Bak Miti, eğer sen yemeyeceksen ben de yemek yemeyeceğim. Ama ben çok açım.
Benim aç kalmamı ister misin? Peki tamam. Sadece senin için yiyeceğim. Gel İtça. Bugünden sonra burada. Kendi evinde yaşayacaksın. Gel. Nanhe nanhe se haatho mein gudiya purani. Kismat apni to jaise.